Sen de formu. Aklınızda kalan ne oldu en çok? Evet, binalar da değil mi? Güzel bence. Yunan Çin'i anlasam işte böyle yeni Yüksek yüksek. yüksek yüksek ve çok büyük yeri kapsayan çok küçük balkonlu binalar. Çok doğru da ya, çok çok turistlerle. Aynen ve şoförler de çok yol veriyorlardı. Değil mi? Yani her neredeyse herkes. Şey gibi hissediyorum. Biraz sanki sıcak bir şey hissediyorum. Bilmiyorum, güçlü konuşabildiğim için. Aynen yani Gürcistan'a gidecek olursanız Türkçe ya da Rusça bilirseniz yeterli yani Gürcüce de bilmenize gerek yokmuş. Şaşırtan şey Araplar doğru daha çok olması. Araplar her yerde. Oradan Haçapuri ve Hinkali dedik ya ben de resmen. Karenin içindeki sosunu beğendim gerçekten. Hamuru da iyiydi ama biraz sert, Böyle şey kalındı. birleştiği Aynen yerde değil birleştiği yer. mi? Onu hiç Artık yemedim ben de kalmadığı yemedim. için. Ama öbür tarafları iyiydi, güzeldi. Ama 5 tane yedik ya küçük küçük 5 tane hikaye ama çok Doyurucu, doyurucuydu. aynen güzeldi. Haçapuri yemeği yer kalmadı. Bir tane böyle büyük haçapuri geldi. O 5 lariye aldık ve şey oldu. Yani bayağı büyüktü değil mi? Biri ekmek gibi. Böyle Aynen. bir ekmek gibi ve kalın. Ve çok kalındı. O Evet. yüzden de pek yemedim. 15 lar 150 TL civarında yani 160 olabilir. Uygun mu aslında? Evet. Bir de Hinkalilerde 140 150 TL'ydi o da TL olarak 14 lariye aldık. Ve gidecek yerleri bence araştırmak lazım. Bir iki yere gitmek lazım. Biz bir yere gittik. Orada 20 TL dedi. İkinci yere gidince 15 dedi. Ve böyle iyi bir havası. Aslında bizim gittiğimiz yer merkezdi ve çoğu restoranlar Türkler ve Araplar tarafından yönetiliyor. Yani onların yediği biçiyor. Evet. Yani aşçıları Türk ve Araplar. Ben de Gürcü düşün. olan yerlere gitmedim. Gürcistan'a gelip Gürcüleri görmek istemiştik ya ama Gürcistan'a da gelince Arap ben Türk mutfağından yedik yemeklerimizi. Evet. Bir de çok şey maceraları yaşadık. En son günün sonunda biz turla geldik ya saat 3'te toplanmamız gerekiyordu. Biz de abdest alıp çıkalım, namaz kılmamız gerekiyor ya. Abdest alalım dedik yani biraz arkadaşlardan arkada kalmıştık. Sonra dışarı çıktığımızda yani her şey tanıdık geliyordu. Yani sanki buralardaymış gibi otogar değil. Otopark. Otopark. Yani bizim otobüslerin durduğu yer. Oradan bizi alacaklar da saat 3'te bizim orada olmamız lazım. Ama biz abdest aldık. Sonra çıktık. Aslında arkamızda hemen arkamızda olduğunu biliyoruz. Gidiyoruz bulamıyoruz. Sokaklar kapalı. Sonra ne bileyim gittik 3-4 güvenliden sorduk. Sonra bilgisayarında sorduk. Nerede falan diye. Onlar da tarif etti ama uzun yoldan tarif ettikleri için biz de bayağı yürüdük yürüdük. Bir türlü Evet. bulamıyoruz. 2 dakika geç kalsaydık Aynen. biz Gürcistan'da kalırdık. Bizi çünkü bırakıp gidiyorlardı. Ya gitmişlerdi aslında. Evet, Çantamızı gitmişlerdi. vermiş. Ve gitmişlerdi. Evet. Ama çok şükür yani Allah bizi seviyor gerçekten. Yolumuza tekrar Evet, çıktılar. onlar yola arkadaşımıza çantayı vermiş ve arkadaşımız sokaktaymış. Biz de sokaktayken o bizim turumuzun otobüsü geliyordu. Ya o aldı. Yani çok şanslıyız. Evet. Öyle oldu. Bir de şeyden bahseder misiniz? Mesela Kırgızistan'dan bazı arkadaşlar geliyormuş Türkiye'ye ve şeye sınırı geçemiyormuş.
gümrükten geçemiyorlarmış. Geçemeyenler olmuştu. Biz de çok heyecanlanıyorduk, merak ediyorduk, korkuyorduk bizi de geçirmeyebilir diye. Ama öyle olmadı. Oradaki abinin gelip konuştuklarından da söyleseniz de bizim pasaport kontrolümüzü yaptı ya. Aynen şöyleydi. Biz 2 senedir işte Gürcistan'a Kırgız vatandaşlarının bazıları giremediklerinin haberini duymuştuk. Bu yüzden de biz çok heyecanlandık. Yani bizi almazlarsa orada kalacaktık. Hiçbir şey yapamayacaktık. Hatta paramızı bile yer vermeyeceklerdi. Bu arada arkadaşımız yeni tanıştık. Öyle çok heyecanlanmıştık, korkmuştuk hatta giremeyiz falan diye. Ve herkes gördüğümüz bütün arkadaşlarımıza dua ettirdik. Dua edin geçelim falan. Ama çok şükür gittik. Orada biraz bizi beklettiler 5-3 dakika falan. Sonra bir adam geldi, konuştu işte neden geldiniz, ilk gelişimiz mi falan. Evet bize dedik ilk gelişimiz, neden geldiniz? Bir günlük tura katıldık, gezmek için geldik dedik. Adam da dedik ki, Gürcistan'ı şu an mı görmek istiyorsunuz? Bu zamana kadar ne yaptınız? Neredeydiniz falan gibisinden bir şeyler dedi. Sonra dedi ki, biz öğrenciyiz, Türkiye'de okuyoruz ve şu an öyle fırsatımız da oldu falan dedik. Sonra dedi, tamam geçin. Dedi. Duygucu düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Neyi, beklentileriniz neydi? CV yazdı mı sende? Çok zor geçtim bak. Yani beklediğimizden daha kolay oldu diye düşünüyorum. Evet bizimki mesela 5-6 dakika bekledik. Sonra öbür polisi çağırdılar. O polis iyi bir, evet iyi adamdı. Hadi. İyi adamdı. Baktı, güldü, ne yapıyorsunuz burada dedi. Niçin geldiniz dedi. Gezmeye dedik. Kaç günlük turla geldiniz dedi. Turla geldik dedik de. Sonra kaç günlük turla dedi. Dedik ki bir günlük geri gideceğiz dedik. Öğrenciyiz dedik. Aa, tamam o zaman geçin dediler. Çok mutluyuz aşırı bir şekilde çünkü beklemiyorduk bizi geçireceklerini. Gümrük diyoruz değil mi? Gümrük denir. Türkiye'deki gümrükçüler mi olur? Ve Türkiye'de çalışan, Türkiye'de sınırından geçmek için çalışanlar farklı davranıyordu. Gürcistan'daki gümrükte çalışan çalışanlar çok farklıydı. Mesela Gürcüler çok sertti. Mesela pasaportları böyle bırakıyordu, atıyordu, bakmıyordu yüzüne bile. Ama Türkiye'de girdi, yani farklı bir atmosfere gelmiş gibi oluyorsun. Pasaportu böyle yavaş koyuyor, yüzüne bakıyor, böyle. Evet. Hatta şey pasaport kontrolünde bir adam vardı. Ben onun yanına geldim de adam hapşurdu tamam. Ben de dedim ki sağlıklı yaşay. O da bana tebessüm etti. Teşekkür ederim dedi yani. Bir de tebessüm edebiliyorlar, gülebiliyorlar, biliyorlar ne kadar yoğun çalışsalar da bu türler. Evet. Ama bu Rusya'daki insanlar evet biraz şey karakter olarak da sert olabilir ya da evet. Bilmiyorum biz öyle geldik. Sınırdan geçen şeyleri hatırlıyor musunuz? Gürcüler vardı ya. Yani hep bekliyoruz sıraya biz pasaport kontrolü için. Gürcüler koşa koşa yani herkesi itti. Ama burada kaçırmış gibi mi oluyoruz şu an? Tabii ki insanlar illa vardır. Ama evet. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla biraz sert yapıda olduklarını fark ettik diyebilirim. Ama şoförleri, Gürcü şoförleri hariç. Ya zaten Kırgızistan'da da ne bileyim bizim oralarda bu yaya geçitten insanlar geçtiği zamanlar yani insanların topladığını gördüğü zaman direkt duruyorlar normalde arabalar. Sadece bu şey Türkiye'de geçerli değil. O kadar bence. Öyle. Ve şu an Trabzon'dayız arkadaşlar. Yemek yemeye geldik. Aynen. Bizim köfte yiyeceğiz. Evet. Köfte yiyeceğiz. Yani Trabzon'un en meşhur yemeklerinden Akça Bat köftesi.
Bu Akçabat köftesi. Bu Akçabat da Akçabat ilçesi mi? Böyle bir ilçeymiş. O yüzden o Akçabat ilçesi köftesi de meşhurmuş. Mesela Bafra pidesi var ya, onun gibi. Aynen, meşhur bir köftesi var işte Akçabat'ta, onu yemeye gidiyoruz. Ben hiç yemedim tabii ki. Deneyeceğiz bakalım. Bir de şeye gidince, Georgia, Gürcistan'a gidince düşündük yani. Kafelere girerken çok merak ettik çünkü oralarda domuz eti falan satıyormuş da. Biz de ha, helal mi diyor. Bir de şeye karşılaştık, bir restorana gidiyoruz. Kenarda halal diye yazıyor, helal diye yazıyor. Biz de girecektik, ismi haram, al haramdı. Tamam mı? Çok komik. Al haram, haram yanında al haram. Yani şeydi. Arapların mutfağıydı. Evet. Arkadaşlar bizimle birlikte olduğunuz için restorana geldik. Değerli eşyalarınızı yanınıza almak için seviniriz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Aynen. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlarınızı mutlaka takip edin. Çok ilginç, çok güzel şeyler paylaşacaktır. Ve her yaşadığı her güzel şeyleri sizlerle paylaşıyor. Evet. O yüzden hep bizimle kalın. Bizimle olun, meraklı kalın. Aynen.